Sayın seyirciler, yeniden birlikteyiz. Hafta sonu moderatörü devam ediyor. Misafirimiz öyle bir yerin sorumlusu ki, hani dünya tek bir ülke olsa, tek bir devlet olsa başkenti İstanbul olur. Peki İstanbul neresi sorusunun cevabını verebilecek kişi aslında bugün yayın konuğumuz. Sayın Mustafa Demir, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Dünyanın kalbi İstanbul, İstanbul'un kalbi de galiba, galibası da yok bunun, evet, tarihi evet, yarımada ve Fatih Eminönü bölgesi. Evet, hoş geldiniz Sayın Başkan. Hayat her türlü mücadelesiyle akmaya devam ediyor ama bizim çok kıymetli üzerinde bulunduğumuz bir bölge var. Bir kısmı toprağın altında, bir kısmı toprağın üstünde. Bunun meydana getirdiği zorluklar var belki ama bir taraftan cazibe merkezi olması bakımından bir potansiyel değeri taşıyor. Bize kendimizi anlatın. Evet, haklısınız. Yani Fatih tarihi yarımada iyi, mesela hani İstanbul'dan çekip alırsak İstanbul'u dünyanın iddialı şehirleri olması açısından hani en önemli özelliğini almış oluruz. Hem o açıdan son derece önemli, hem de bizim kendi medeniyetimiz ve kültürümüz açısından son derece önemli. İşte yaklaşık 10 bin tane tarihi eseri var. Ben dünyada metrekare başına en fazla tarihi eserin bulunduğu yerlerden biri olarak düşünüyorum Fatih'i. Yine sizin söylediğiniz gibi hani genelde belediye başkanları şehre hizmet ederler, şehrin görünen tarafına hizmet ederler ve yaşayanlarına hizmet ederler. Biz yaşayanları kadar geçmişi kıymetli olan, önemli olan, yerin üstünde gördüklerimiz kadar yerin altındakilerin de önemli olduğu bir toprak parçasındayız. Neticede bu dengeleri gözeterek hizmet vermeye gayret ediyoruz ama yerimiz hakikaten son derece önemli. Yani dünya tek bir ülke olsa baş şehri dediniz, İstanbul olurdu. Napolyon'a atfen söylenen bir söz, evet. Şey, dünyaya bir kere bakma gereği hissederseniz, Alfonso de la Martin diyor, sadece İstanbul'a bakın yeter diyor. Necip Fazıl merhum diyor, işte ruhumu biliyorsunuz, ruhumu eritmiş, eritip kalıpta dondurmuşlar, onu yeryüzüne İstanbul diye kondurmuşlar. Böyle bir yerde belediye başkanlığı yapmanın bahtiyarlığında yaşıyoruz şüphesiz. Sıkıntıları var, koşuşturmaları var ama bir o kadar da onuru var. Şimdi hayat aslında bütün hızıyla akmaya devam ederken belki bazı güzelliklerin veya aslında ne kadar tanıyoruz sorusu bile burada çok önemli. Evet. Yani bu zenginlik diye bahsettiğimiz aslında kalıplaşmış cümlelerimiz içine yerleşmiş. Ben kendimi hep bu konuda eleştiririm. Çok kıymetli bir yerde yaşadığımı biliyorum ama onu yeterince tanıdığımdan çok şüpheliyim. Ve hayat akmaya devam ediyor bu, evet, esnada. Ticaretin de çok hızlı olduğu bir bölgede siz, evet, aynı zamanda belediye başkanlığı, evet, yapıyorsunuz. Bütün bu akış içinde bir çelişki oluşturmuyor mu? İşinizi zorlaştıran bir şey değil mi? Hayat akmaya devam ederken bir taraftan bütün bu değerleri ortaya çıkarmak ve o değer dediğimiz şeyin bir de tanımını yapalım. Yani şüphesiz, nelerden bahsediyoruz? Şüphesiz. Şimdi ama bu zaten İstanbul'un tarihi yarımadanın, mesela işte Kapalı Çarşı'nın, Mısır Çarşısı'nın, Sultan Hamam'ın, hani geleneksel ticaretin hala yapıldığı, Mahmut Paşa'nın kurulduğundan bu yana kıymetlerini ve önemlerini devam ettirmesinin devam ettirmesi Fatih'in önemli bir yanı zaten. Yani sadece tarihi yönüyle değil, tarihi günümüzle bir araya getirmiş, bunu birlikte yaşamasını, yaşatmasını becerebilmiş yegane yer burası. Yani 550 yıllık Kapalı Çarşı hala önemini muhafaza ediyorsa, hala orada güvene dayalı işler yapılıyorsa, hala çekin senedin bile hani bakılmadan insanların birbirlerine borç para verdiği bir yerse burası, bu önemli. Yani sadece tarihi eserler değil, içinde geçmişe güzel ait kültürün var, de, evet, kültürün de yaşadığı ve bu hani bu kültürün asla bir anlamda dejenere olmadan devam ettiği ender yerlerden bir tanesi. Tanımını yaparsak eğer bunların, bu burada bir defa insanlığın ortak mirası kabul edilen değerlerimiz var. Yani Roma'dan, Bizans'tan Osmanlı'ya tebarüz etmiş ve bizim de şu veya bu şekilde miras olarak kabul ettiğimiz temel geçinmez değerlerimizdir. Ben biraz da şehirlere sadece zaman, yaşadığımız zamanımızı tükettiğimiz yerlerin ötesinde daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani bu şehirler aslında biz büyürken, özellikle gençler için söylüyorum, çocuklar için söylüyorum, yetişirken onların kişiliklerinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani nasıl insanlar
küçük bebekler annelerinden, babalarından etkileniyorlar ve görerek hayatı yaşıyorlarsa ve onu öyle öğreniyorlarsa, insan da aynı küçük bir çocuk gibidir. Şehirden mutlaka etkilenir. Sokağından etkilenir. Yanı başındaki camisinden etkilenir. Medresesinden etkilenir. Tarihi bir çeşmesinden etkilenir. Ve bunların işte hani diyorsunuz ya, zaman geçiyor ve bunu farkına varamıyoruz. Zamanı geldiğinde bunların ne demek olduğunu anlayacak düzeye geldiğinde onun derinliğini de fark edecek çok önemli yerler. Yani şehir, bir daha söylüyorum, bizim zamanımızı tükettiğimiz, kirlettiğimiz, göz ardı ettiğimiz yerlerden çok daha önemli mana olduğunu düşünüyorum. Mesela işte bir yere gittiğinizde, siz yurt dışına falan çıktığınızda, oradaki insanlarla ilgili, oradaki medeniyetle ilgili nasıl intibayı nasıl, evet, elde edersiniz, nasıl değerlendirirsiniz, nasıl not verirsiniz, tamamen şehrin duruşuna bakarsınız, mimarisine bakarsınız, mutfağına bakarsınız, musikisine bakarsınız, insan ilişkilerine bakarsınız, düzenine bakarsınız, altyapısına bakarsınız. Bu şehir bizi ele verir. Eğer iyiysek, düzgünsek, bir medeniyet sahibiysek, bir medeniyetin devamıysak, şehir ve şehirde yaşananlar ve şehir ilişkileri, şehri içinde yaşayan insanların ilişkileri bizi mutlaka gerçek anlamda karnemizi ortaya koyarlar. Sayın Başkan, şimdi çok kıymetli değerlere, bir mirasa sahip olduğumuzu biliyoruz ama bunun gündelik hayatın içinde var olmaya devam etmesi de çok çok önemli aynı zamanda. Yani biz bu mirası gündelik hayatımızda nasıl yaşayan bir şeye çeviriyoruz? Çevirebiliyor muyuz? Ben bu manada projelerinize gelmek istiyorum. Yani Eminönü'nün mesela dönüşüm modeli nostaljik bir şey olmanın ötesine, hayatımızın tam içine bütün bu değerleri nasıl taşıyabilir? Bir defa sorunuz için teşekkür ederim. Biz genellikle bu çok sevdiğimiz değerlerimizi koruma adına süreç içerisinde yok etmeye terk ettik. Açık net söylüyorum. Bunu işte çok rahatlıkla söylüyorum. Çünkü hani 10 yıldır, 12 yıldır bu işle uğraşan biri olarak rahatlıkla söyleyebiliyorum. Siz tarihi eserleriniz ve bu değerlerinizi eğer günümüze taşıyamıyorsanız, eğer günümüze uygun ama genellikle de eğer vakıf eserleri ise de, yani çok da önemli çünkü vakıf eserleri de var, kuruluş amacına uygun bir fonksiyonla, hem dini hem hukuki çok ağır bir sorumluluğu var her türlü aynı zamanda. Eğer uygun bir fonksiyon verip veremezseniz, bu tarihi eserlerin restorasyonu, çevre düzenlemesi vesaire, bunun için harcadığınız bütün paranın hepsi boşa gider. Yani yaparsınız bir tarihi eseri, bitirirsiniz, ona uygun fonksiyon vermezseniz, günümüzde geçerli bir uygun fonksiyon vermezseniz, bu tekrar ölüme terk edersiniz. Biz tarihi yarımada şunu yaptık, yani özellikle o Eminönü bölgesinde, şimdi en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, çok önemli Osmanlı'nın o klasik dönemine ait çok güzel tarihi binaları var. Eminönü, Sirkeci bölgesinde. Bunlardan mesela en önemlisi, bizim gençliğimizde çok bildiğimiz ikinci şube, terörle ilgili bir ikinci şube vardı, siz bilmezsiniz. Sansaryan Han mesela, hemen yanı başında Kayseri Han. Hemen yine orada Deutsche Bank, eski Deutsche Bank'ın olduğu çok muhteşem mimarisi olan bir bina. Sultan Hamam'a giderken sol tarafta. Şimdi bu tür bir 170 tane falan var bu binalarda. Şimdi imar planlarına göre bunlar geleneksel ticaret alanının olması gerekiyor. Ne demektir geleneksel ticaret alanı? İşte eskiden iç çamaşırı satılır, işte kumaşlar satılır, incik boncuklar satılır vesaire. Yani budur geleneksel ticaretin temeli. Ama bu binalarda geleneksel ticaret olmuyor. Biz yıllardır mesela hani olsun diye uğraşırken bu binaların ancak giriş katları çalışabiliyor. Dükkanlar falan giriş katında ama üst katlarda ve daha en yukarıdaki katlarda falan asla bomboş, kaderine terk edilmiş binalar haline dönüşüyor. Oluyor ve sizin o çabanız da hep almıyor. Boşa gidiyor ve o binalar yıkılıyor. İşin kötü tarafı, siz sahip çıkmazsanız, onu normal şekilde değerlendirmezseniz yıkımla baş başa kalıyorlar. Biz de aldığımız bir kararla, şüphesiz Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız uzun süreli çalışmalar, oradaki Büyükşehir'in bürokratlarıyla yaptığımız çalışmalar neticesi şu karara vardık. Dedik ki bu sırf bu binaları kurtarmak adına buraları turizme açalım. Şimdi siz oraları turizme açtığınızda
O zaman yatırımcılar geliyor. Yani aklı başında çok iyi para veren yatırımcılar geliyor ve o binaları bir defa yıkımdan kurtarıyor. Binaları işte çok iyi turizme yönelik alt katlarını işte insanların oturabileceği kafeteryalara falan dönüştürüp üst katlarını çok güzel otellere dönüştürebiliyorlar. Bu vesileyle mesela ufak bir hareketle bu binaların inşallah şeylerini kurtardık. Gelecekte sıkıntılı durumla karşılaşmamaların önlerine geçmiş olduk. Yine Eminönü'nde dar bir alan, turizm alanı. Yani imar planlarına göre 2005 yılında yapılmış ve 2012 yılında yine ona uygun yapılmış imar planlarımıza göre dar alanda turizm fonksiyonu var. Fakat o turizm fonksiyonunun hemen yanı başında 5 dakika yürüyüş mesafesinde imar planına göre olarak konut alanı. Ama sürece bakıyorsunuz, o konut alanı dediğiniz yerde sizin arzu ettiğiniz insanlar oturmuyorlar. Yani siz orayı konut alanı diye zorladığınızda o zaman işte Afrikalıların geldiği yerler oluyor veya işte bekar evlerine süreç içerisinde dönüşüyor veya insanlar orayı her şeyi göze alarak gelip orayı kiralıyorlar veya satın alıyorlar. Gizli olarak pansiyon veya otel olarak çalıştırıyorlar. Bu tür sıkıntılarla karşılaştığımızda, ama bunu niçin yapıyorlar onu da söyleyeyim. Siz turizm alanında bir emlağın fiyatıyla hemen yanı başında turizm alanı olmayan bir emlağın fiyatının arasında 20 kat fark varsa bu tür girişimin önüne geçemezsiniz. Biz tabii bunu da öngörerek en son aldığımız kararla Eminönü'nün her Süleymaniye ve çevresi hariç, orası çünkü özel bir yer bizim açımızdan da, Eminönü'nün her tarafında ev pansiyonculuğu ve pansiyoncunun önünü açtık. Şimdi ve işte hani bürokratik altyapısı da tamamlanmak üzere. Onu altını çizerek söyleyeyim. Çünkü anladığım kadarıyla aslında yürürlükte olan bazı şeylerin de size engel olma durumu var. Pratiğe dökerken sıkıntılar çıkıyor. Yok, şu anda onun büyük bir mesafe aldık. Çünkü hani Büyükşehir Belediye'mizde yaptığımız çalışmalar neticesinde ortak aldığımız kararı belirtiyorum. Bu bize neyi getiriyor onu söyleyeyim. O konut alanı, yani mesela Nişanca, mesela Kumkapı, mesela Kadırga. Buralar aslında Sultanahmet'te yürüyüş mesafesiyle 10 dakikalık mesafeler. Ama çöküntü alanına dönüştü oralar süreç içerisinde. Neden? Çünkü orada turizm fonksiyonu yok. Ama peki turizme ihtiyaç var mı? Yani turizm alanlarına ihtiyaç var mı? Tabii ki çok var, turizm alanlarına çok ihtiyaç var. Peki tarihi yarımadanın bu bölgelerinden daha iyi turizm alanı olacak yerler var mı? Yok normalde. Yani insanlar yürüyerek Sultanahmet'i, yürüyerek bütün Selahattin camilerini dolaşabilecekleri ve hissedebilecekleri yani. Tarihi yapılar var hakikaten. Evet. Hani... Şimdi biz bunu yapmakla bir yani bu kararı vermekle bir imar planındaki hani tamamen turizm alanı olsun istenmiyor haklı olarak. Ev pansiyonculuğuyla hem insanlar orada oturabilecekler hem orayı pansiyon olarak kullanabilecekler veya işte otele dönüştürebilecekler vesaire. Bunu yapmakla bir defa orada gelip kalanların kayıtları artık alınacak. Şu anda çünkü kimin nerede kaldığı da belli değil. Oradaki gayri resmi çalışanlar yine hukuk çerçevesinde çalışacaklar. Ve doğru dürüst vergilerini verecekler. Ve orası da kalkınacak. Her şeyden önce düzgün, müteşebbis, yani bütün hem şehrin yerlisi hem misafiri açısından temiz ve güvenli bir hale dönüşmüş. Evet, hem de doğru dürüst yatırımcıların gelip para yatıracakları ve oranın dönüşümüne katkıda bulunacaklar yer olacak. Yalnız bir şey yaptık. Bu da bir ilk uygulama aslında Türkiye'de. Belki de dünyada ilk uygulama. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz bu imkanları tanırken, yani normalde bir bina inşaatıysa, işte otel veya pansiyon olacaksa, yani bir fonksiyon değişikliği söz konusu olacaksa, evet biz bunlara destek veriyoruz ama bir tek şartımız var. O zaman imar planlarındaki yüksekliklerini, katlarını uygulamak durumunda kalacaklar. Bu ne demektir? Mesela 5 katlı bir bina, eğer otel olacaksa, eğer pansiyon olacaksa, imar planında 4 katlıysa 4 kata indirmek zorunda. Biz burada şunu yapıyoruz. İşte kentsel, gerçek anlamda kentsel dönüşüm ve şehre değer katmak budur. Yani hiç para harcamadan kamu, herhangi bir zorlama yapmadan, sadece şehrin temel değerlerini yatırımcıyla ve şehirle paylaşmak gibi özel bir proje. Yani ne demektir bu?
Mesela bir bina var burada 5 katlı. İş hanı çok değerli değil. Ama şeye, otele çevrildi. Bu de çok değer artık, çok büyük değer kazanacak. Biz diyoruz ki tamam, yatırımcı buradan değer kazansın şüphesiz. Ama yatırımcı bu değeri kazanırken imar planını uygulasın. Bunu zorluk hale getirdik çünkü imar planını uyguladığında bunu katlarını düşürecek. Bu şehire ferahlık getirecek. Buradaki değer artışını hem yatırımcı hem şehir, şehrin ortak yaşamları paylaşmış olacaklar. Bu ilk, yani kentsel dönüşüm adına yapılmış ilk çalışma. Peki bu konuda şu anda şey var mı? Müracaatlar var mı? İmar planında... Söyleyecektim. Çok ciddi, güzel planlar var. Bunlar. İlgi tabii ki, nasıl? Tabii ki insanlar geliyorlar. Netice itibariyle insanlar bir defa şuna bakıyorlar. Kararlılığa bakıyorlar. Yani karşınızdaki kurum kararlıysa, iyi niyetliyse, bu konuda yapılacak olan çalışmaları destekliyorsa insanlar da buna uyuyorlar. Şu anda Fatih Belediyesi de bu anlamda bize müracaat eden onlarca yatırımcılarımız var. Evet. Şimdi önemli bir potansiyelinden bahsettik. Yani şehrin kendisi, öyle bir şeyden bahsettiniz ki normalde bazen çıkarlar birbirini keser. Yani turizmi öne alırsanız şehrin yerlisini göz ardı etmek durumunda kalabilirsiniz. Şehrin kendisi ihmale uğrayabilir bu tabii esnada bir potansiyelin ortaya çıkarılması için. Ancak bunların birbirini besleyen, birbirinin önünü kesmeyen biçimde olması çok önemli. Ciddi hazırlıklar var. İçinde bulunduğumuz dönemi değerlendirdiğinizde tarihi yarımada turizm açısından ne söyledi, nasıl bir dönem geçirildi? Şimdi bir defa bu koruma kullanma dengesiyle şehirde yaşayanlarla şehre değer katan bu tür fonksiyonlar şüphesiz bir bileşik kaplar gibidir. Yani terazinin iki kefesi gibidir ve bunları takip etmek zorundasınız siz. Yani bir şehre sadece gelir olarak bakamazsınız. Bir şehre sadece Fatih gibi veya Eminönü gibi, bir eski Eminönü gibi bir yerde sadece meskun mahalle olarak da bakamazsınız. Yani insanlar illa burada yaşayacaklar gibi bakarsanız o zaman çöküntü alanlarınız olur. O zaman süreç içerisinde aşamayacağınız problemlerle karşılaşırsınız. Yani ki biz yani o problemlerin tam böyle şeyinde yakaladık. En dönemecinde yakaladık. Yani o dönemeci geçirmiş olsaydık bazı ciddi problemler yaşamış olacaktık. Neticede bu son derece iyi. Turizmi göz ardı etmemiz mümkün değil bu anlamda. Yani işte ev pansiyonculuğu yapmak suretiyle, neden ev pansiyonculuğu diyoruz? Çünkü artık tatile gidenlerin dörtte biri evlerde kalmak istiyorlar. Yaklaşık sırf Avrupa'da 19.6 milyar euroluk bir şey var. Bir kapasite var, turizm kapasitesi. Ve bizde en son 2014 yılında Türkiye 35 milyar dolar gelir elde etti. 41 milyon turist geldi ülkeye. Şimdi 2023 hedefimiz var bizim. 2023 hedefimizde de 60 milyon turist, 86 milyar dolar gelir bekliyoruz. Şimdi bunları nasıl gerçekleştireceğiz? Yani ben hani Fatih'te hizmet veren, Fatih'liye ve Fatih'e hizmet veren biri olarak muhakkak bunları da düşünmek zorundayız. Ama kesinlikle Fatih'in değerlerini, yani bize ait her şeyden önce değerlerimizi, bizim medeniyetimizi, bizim kültürümüzü göz ardı ederek bunları gerçekleştirmek mümkün değil. Bunları biz dengede tutmak suretiyle yapıyoruz. Şimdi kendine ait özellikleri bakımından dünyanın sayılı noktalarından biri İstanbul ve Fatih bölgesi. Fakat çalışmalarınızı yaparken yurt dışında da böyle önemli lokasyonlar var. Böyle mukayeseler, böyle karşılaştırmalarla baktığımızda durumumuz genel anlamda ne, nasıl? Bir de bununla ilgili yani hedefleri koyduğunuzda aslında onun altyapısını da hazırlamak durumundasınız. Bütün hazırlıklarını gerçekleştirmek durumundasınız. Mesela tabela ve binalara standart getirme meselesinden de böyle baktığımızda hem kendi özelinde hem dünya genelinde durumu nedir, nasıldır? Şimdi şöyle bir şeyle karşılaştık. Normalde yani sadece Fatih değil, İstanbul'un her tarafında, Türkiye'nin her tarafında var. İnsanlar geliyorlar. İşte dünyanın sıfır noktası burası. Sultanahmet milyon taşının olduğu yer. Evet, milyon taşın olduğu sıfır noktası. Yani düşünün, eskiden insanlar, seyyahlar, gezginler, tacirler bulundukları yeri milyon taşın uzaklığına göre konumlandırıyorlar. Bu kadar önemli bir yer. Ama buna hemen yakın 200 metre ileride birisi geliyor.
parası var. O andaki dünya görüşü, o andaki işte neyse ona göre bir bina yapıyor. Ve yapılan bu bina en az 100 yıl kalıyor. Yani bir yazarımız var, çok güzel söylemişti. Yani siz istemediğiniz bir müziği dinlemezsiniz, ondan kurtulursunuz. Herhangi yapılmış bir eseri gitmezsiniz, ondan kurtulursunuz. Ama şehrin ortasına yapılmış bir şehri 100 yıl ruhunuz muazzeb olur diyor. 100 yıl. Şimdi böylesine önemli bir işle ilgileniyoruz. Yapılmış binalar neticede bitmiş, yeni düz bir arazi yok elimizde. Şunu yaptık, dedik ki bir defa burası son derece önemli, burayı biliyoruz, kıymetli bizim açımızdan ve dünya açısından kıymetli. Bu binaları ne yapacağız? Bu binalara yüz nakli yaptık, ciddi yüz nakli. Yani her binayı, mesela Aksaray'dan Sultanahmet'e gidin, bütün binaların hepsinin cepheleri değişti. Sirkeci Meydanı'na sırtınızı Sirkeci tren istasyonuna verin ve bakın. Yani eğer daha önceden gördüyseniz orayı, yani bakan değil gören gözle gördüyseniz eğer, şu andaki değişikliği fark edersiniz. Yine Cağaloğlu'na çıkan yokuştaki caddelerin, vilayetin karşısındaki caddelerin hepsinin binalarının cephelerini değiştirdik. Ama binalar böyle birbirlerini taklit eden binalar da değil. Mesela en zor taraflarından biri de o aslında. Ya, ama farklı dönemlerde farklı yapılar, farklı dizaynlarda. İşte üniversiteyle birlikte her binayı ayrı tasarlamak suretiyle cephelerini yeniledik. Ve de şu da var, yani siz mesela boş binayı yapmıyorsunuz. İçi dolu binayı, hareketli binayı, içinde ticaretin yapıldığı, milyonlarca insanların gelip gittiği arı gibi, arı kovanı gibi çalışan bir yerin içerisindesiniz. Ve oraya hem oturanları, hem mülk sahipleri, hem yaptıkları işi de göz ardı etmeden cephelerini tasarlıyorsunuz ve yapıyorsunuz. Biz mesela 1500 tane binanın cephelerini yaptık ve hiçbir tane şikayet olmadı. Diyecektim. Olmadı. Aranız hala iyi mi Sayın Başkan? Herkesteyiz. Herkesteyiz. Gerçekten çok zor. Yok, çünkü yok. Çalışmaya devam edecek. Siz ona uygun bir şey yapacaksınız. Bir şey daha söyleyeyim. Bir çok kuruş zor. Belediyenin parasını da harcamadık. Onu da söyleyeyim. Yani insanlarla oturup konuştuk. Hayalimizi paylaştık onlarla. İlk zamanlar zorlanıyorsunuz ama 2-3 tane bina bittikten sonra insanlar birbirlerine bakıyorlar ve binalarının inanıyorlar. Bir de binaların değerleri artıyor. Evet. Şehrin ortak değeri artıyor. Ve herkes de artık gerçekten buna katkıda bulunmak isteyen insanlar var. Yani ilk etaplarda çok sıkıntı yaşadık ama sonradan bunu aştık. Peki dünya ölçeğinde baktığımızda hani nedir bu bölgenin muadili? Bu bölgenin muadili dünya ölçeğinde ya şehir olarak işte Roma'dır, Paris'tir ve Londra'dır. Yani ben mesela New York'tur diyemem. Neden? Çünkü yani bir insanın ortalama ömrü 75 yıl, 80 yıl diyelim. Bir şehrin şehir olabilmesinin en az 1000 yıl üzerinden zaman geçmiş olması lazım. 1000 yıl. 1000 yıl aştıktan sonra artık çocukluğunu emekleme dönemini aştı demektir bu. Biz yani 8500 yıldan bahsediyoruz. Tarih boyunca insanların sürekli yaşamayı arzu ettiği, her şeye rağmen arzu ettiği bir yerden bahsediyoruz. Onun için hani yeni şehirler şey değildir, bu klasmanda değildir ya. Fatih'i özelde baktığımızda Floransa'dır ve İsviçre'nin başkenti Bern'dir. Mesela Cenevre veya Zürich demiyorum, Bern. Yani çok güzel bir şehir, minik. Böyle etrafından da nehir geçer ve tam da tarihi yarımada gibidir zaten. Mimarisi falan fevkaladedir. Uygulamaları çok güzeldir. İşte siz tabela dediniz mesela. Tabela standardı şeyle ilginçtir. Floransa ile Bern'in aynıdır. Ve bizim de tabela standardımız aynıdır. Yani şimdi binaların cephelerini yapıyoruz. O dikine çıkan tabelaların hepsini aldık. Yatay tabelalar istiyoruz. Ama bu sefer insanlar camlarına yapıştırmaya başladılar. Şimdi biz daha önce bu yapılmış cephelerin, güzel binalı cephelerin giriş katının daha üst katlarında tabela olmasını istememiştik. Yani binayı bozar demiştik. Fakat dünya uygulamalarına baktık. Kutu harfler, yani arkada kaidesi olmayan, genellikle tabelan nedir? Böyle büyük bir kaidedir. Evet. Plastik bir kaide ve üzerine harflerin falan olduğu tabelalar yok öyle. Kaidesi falan yok. Direkt duvara monte edilen ve en direkt aydınlatmayla, LED aydınlatmayla yapılan
baktığınızda duvarı gördüğünüz, binayı bir bütün olarak görebiliriz. Ama aynı zamanda tabelanın da olduğu şey, yapılar var. Şimdi biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Büyükşehir'le beraber, şüphesiz çünkü ana arterler büyükşehrimiz. Onlarla da son derece uyum içerisinde çalışıyoruz, onu da söyleyeyim. Ve beş tip harflerimiz var. Hı hı. Beş farklı harflerimiz var. En direkt LED aydınlatmayla inşallah bunları da hayata geçireceğiz. Yani artık binaların üst katlarında ama bizim standartımız büyük olmadan asla. Mesela bazı kurumsal bir şeyler var. Firmalar var. Hı hı. Burger King, McDonald's vesaire. Bizim için önemli değil onların kurumsallığı. Evet, harflerinin şekilleri önemli. İstanbul'un, Fatih'in kurumsallığı. Daha önemli. Çünkü arkadaki kaidesini istemiyoruz. Yani siyah bir kaide veya kıpkırmızı bir kaide üzerine harfler. Bunu istemiyoruz. Ama kendilerini tanısınlar şüphesiz. Yani ama bunu biz mesela ben şeyde de gördüm. Bern'de de gördüm. Hı hı. Yani biz alınmış bir kararımız vardı. Bunu yapacağız derken bunun uygulaması zaten dünyada varmış. Onun için bu dünyada Fatih'e benzeyen, işte Eminönü ve çevresine benzeyen şehirlerle sürekli bir arada olmak, onlarla istişare içerisinde olmak önemlidir. Çünkü yani neticede bunlar evrensel değerde yerler, yapılacak işler son derece dikkatli olması gereken yerler. Ben 2009 yılında bağlandı Eminönü. Şimdi 2009 yılında tabii yine diyorum yani böyle dikkatli gözler şimdi yeniden bakarlarsa eğer orada çok ciddi farklılıkların olduğunu rahatlıkla görebilirler. Evet. Bir şey söyleyeyim mesela. Yeraltı çöp konteyner sistemimiz var. Eminönü'nde eskiden Ordu Caddesi'nde ve Divanyolu Caddesi'nde çöpler şeye bırakılırdı. Trotuarlara. Evet. Sonra da akşam işte geç vakitte falan, hı-hı, toplanırdı. Biz orayı mesela yeraltı çöp konteyner sistemini yaptırdık. Ama ben bizzat Zürih'e gittim onun için. Bundan 5 yıl önce. Yani 3 saatliğine Zürih'e gittik, gördük uygulamalarını. Ondan sonra da fabrikaları şeydeydi. Rotterdam'a gittik. Hı hı. Rotterdam'da fabrikalarına gittik. Orada bir Türk yatırımcı bize, hı hı, şey yaptı, ön ayak oldu. Sonra o gördüğümüz sistemi burada İston'la birlikte, hı hı, yani İston'la da dedik. Çünkü onların işte şey beton yapılarının oradan getirilmesine gerek yok. Yani evet, o tür şeyler, evet, burada yapılıyor. Onları da bir araya getirerek bu işleri yeraltı çöp sistemine oturttuk. Basit. Dolayısıyla diyorsunuz geçmişle geleceğin bir arada ama bugün de yaşandığı, kesinlikle, bir dünyaya ihtiyacımız var. Bugün de önemli. Muhakkak. Evet. Sayın Demir çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, anlattıklarınız ederim, hem bugün için hem gelecek için çok umut vericiydi, çok güzeldi, çok teşekkür mutluluk ben vericiydi ve iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz aynı ederim zamanda. Sağ olun. Sayın seyirciler, hafta sonu moderatöründe şimdi yine kısa bir ara vereceğiz. Saat başında günün gelişmelerini aktarmaya ve yeni konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz.